Bol kremalı, bol aromalı, süt tozu eklenmiş kahvelerin son yıllarda tüketimi hızla artıyor. Ama uzmanlardan da uyarı var. Kahve keyfi yapayım derken karaciğerinize zarar vermeyin. Kahveyle aranız nasıl? Süper. Harika. Günde kaç tane içersiniz? 3. Günde 10 tane kahve içiyorum ben. Müdavimi çok ama uzmanlardan kremalı ve aromalı kahveler için uyarı var. Neyi daha çok tercih ediyorsunuz? Süt tozlu. Son dönemde popüler olan vanilya, fındık, karamel gibi şeker içeriği yüksek aromalar vücudumuza oldukça büyük zararları var. Uyanmamı sağlıyor, açılmamı sağlıyor gün içerisinde. Yorgun hissediyorsam enerjik hissediyorum. Damak tadı değişti. Aromalı, kremalı kahveler yaygınlaştı. Kremalı, aromalı kahveler tercih ediliyor. Soğuk kahveler tercih ediliyor. Süt tozu içeren, krema içeren, vanilya, fındık, karamel gibi aromalar içeren ve tatlandırıcı içeren kahveler vücudumuza önemli ölçüde zarar sağlıyor. O zararların başında da karaciğer yağlanması geliyor. Süt tozunun içerisindeki melanin bileşeni karaciğer yağlanmasına sebep oluyor. Ben genelde süt tozu tercih ediyorum. Karaciğer yağlanmasına neden oluyormuş? Bu konuda hiçbir fikrim yok. Süt tozlu sıcak. Karaciğeriniz yağlanırsa? Doğru, yapacak bir şey yok. Örneğin aromalı soğuk kahveler anlık olarak ferahlık hissi yaratsa da uzun vadede uzmanlara göre zararlı. Özellikle hamileler ve yüksek tansiyon hastaları bu tür kahvelerden uzak durmalı. Kahveye katılan zararlı bileşenler arasında süt tozu başı çekiyor. Süt tozu yine kadınlarda özellikle dolaşım sisteminin bozulmasına etki ediyor ve selülite sebep olabiliyor. Öyle mi, bilmiyordum. İlk kez mi duydun? Evet, ilk kez duydum. Azaltır mısınız sayısı? Yok, kahveden vazgeçmem. Tercihim Türk kahvesidir ve herkese de Türk kahvesini öneriyorum.